Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Yaşlılara genç kanı, anti-aging, yaşlanmaya karşı önlemler, bunlarla ilgili bir şey duymuşsunuzdur. Ama sanırım kan naklini duymadınız. Aslında burada kan nakli değil söz konusu olan, yani kanın şekilli elemanlarının olmadığı sıvı kısmı, ki bu kanın %55'ini oluşturur, içinde hormonlar var, pıhtılaşma faktörleri var ve proteinden çok zengin bir sıvı. Biliyorsunuz koronavirüste de plazma tedavisi var çünkü antikorlardan dolayı kullanılabiliyor. Peki insanlar, yaşlı ve zenginler niye böyle bir şeye gerek duymuşlar? Çünkü bu plazmayı alan kişilerde bir kere erken bunamın önlendiği, Alzheimer'ın önlendiği veya geciktirildiği veya kişide gençlik etkisi yaptığı söyleniyor. Ama bu bir dedikodu. Dolayısıyla Amerika Gıda İlaç Kurumu da bu halk arasındaki efsaneyi önlemek amacıyla bir uyarıda bulunmuş. Demiş ki ya bunun bir faydası yok, elimizde bir veri yok. Dolayısıyla bunu kullanmamanız daha uygun olabilir. Ya da siz bilirsiniz ya da doktorunuza danışın demiş. En son söyledikleri şey bu, doktorunuza danışın. Çünkü plazmada bir kere kan grubu söz konusu olmadığından dolayı herkese verebilirsiniz. Kötü tarafı ne olabilir? Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar olabilir. Eğer iyi hazırlanmamışlarsa enfeksiyonun neden olabilirler. Ve vücuda bir hacim yükleyebilirler. Bazen kalp yetmezliğinde sıkıntı yaratabilir. Ama bu plazmalar zaten çok az miktarda. Yani normalde sizin aldığınız sıvının yetebilecek nitelikte oranlarda veriliyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yaratmıyor. Ve asıl ilginç olanı ve benim en önemli noktalardan bir tanesi de budur. Amerikan Gıda İlaç Kurumu bu konuda uyarıp doktorunuza danışın diye son tahlilde bir öneride bulunmuş. Ama aynı zamanda bu plazma verilmesinin faydası olup olmayacağı yönünde de bir anlaşma yapmış firmalarla, araştırma merkezleriyle. Gönülleri toplayarak bu kişilerde yaşa bağlı olarak hastalıklarda plazma verilmesinin faydası var mı yok mu o yönde bir araştırma başlatmış. Bu bana ilginç ve güzel geldi. Neden? Çünkü olan bir şeyi toptan reddetmek, yani bazen toptan kabul etmek de yanlış oluyor. Hep ısrarla söylediğim gibi. Böyle bir yöntemi benimsemektense demişler ki yani bizim bu konuda bir bilgimiz yok. Bilimsel çevrelerde de bu konuda yapılmış araştırmalar yok. Dolayısıyla ben bir araştırma başlatıyorum. Para veriyorum, fon sağlıyorum, gönülleri topluyorum ve bir araştırma yapacağım. Eğer faydası varsa veya zararı varsa bunları sizinle paylaşacağım. Bence bu güzel ve bilimsel düşünceye yakışan bir tavır. O yüzden ben de bu kısa videoda size bu hoşuma giden konuyu paylaşmak istedim. Umarım vaktinizi ayırdığınıza değmiştir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.